Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Tekrar merhaba. Bugün yine günlerden pazartesi. Tabii ki yine Ton TV'deyiz. Ailemizin kanalındayız. Ve ben profesyonel yaşam koçunuz, eğitmeniniz Gonca Türk. Yaşam koçum da karşınızdayım yine. Umuyorum günün bu saatine kadarını verimli, sakin, huzurlu, sağlıklı geçirmişsinizdir. Bundan sonrası da hem gün için hem hafta için umuyorum ki çok sağlıklı, çok verimli, çok güzel bir şekilde geçer. Ben gözüm telefonda mesajlarınızı alacağım. Mesajları da tam yedeklemeye başladı ekranda. Halledeceğim, hiç merak etmeyin. Sizin mesajlarınızı almadan, o güzel iyi temennileri almadan programa devam etmek oldukça güç tabii ki. Şimdi altta görüyorsunuz bizim akışımızda, yayın akışımızda. Hiçbir şey için geç değil bugünün konusu. Aslında hepimize hitap eden, hepimiz için gerekli olan, bir gün hepimizin bu yollardan geçtiği ve geçeceği bir konu. Hiçbir şey için geç değil, bir motivasyon konusudur bu. Zaten konunun başlığından da anlaşılacağı üzere çabuk pes etmek, bırakmak, işin ucunu bırakmak, inancımızı yitirmek, umudumuzu yitirmek, neden yapayım ki? Neden çabalayayım ki? Çıktığımız yolda amacımızı unutmak, amacımızdan sapmak. Bunlar hepimizin zaman zaman başımıza gelen şeyler ve bu sadece sizin değil, dönem dönem benim bile, benim gibi iletişimcilerin, profesyonellerin, psikiyatrların, psikologların bile dönem dönem yaşadığı, hani o böyle sıtkı sıyrılmak, bezmek, yorulmak çok yaşadığımız duygu durumlarıdır, bilirsiniz. Bunları konuşacağız. Bunlardan nasıl çıkacağımızı konuşacağız. Bunlardan nasıl kurtulacağımızı konuşacağız. Bakalım neler yapacağız. Bakalım. Yönetmenim, ben açamadım, gerçekten burada bir sıkıntı var. Tam da tesadüf yedekleme var. Bilmiyorum, SMS atmayı deneyin hattımıza. Çok böyle hani şeyle de zaman geçirmek istemiyorum, WhatsApp'la da. Açmaya çalışarak zaman geçirmek istemiyorum. Katılacaksınız biliyorum. SMS denerseniz ben muhakkak buradan göreceğim ve SMS'i devam edeceğim. Yine bir iki süreci ilerletiyorum ama bakalım neler olacak telefonda. Şimdi hem hiçbir şey için geç değil kısmı, hem de bizim olaya baktığımızda nerede ne zaman süreçte ya da yaşayacaklarımızda nerede ne zaman pes ediyoruz, bir ona bakmak lazım. Gerçekten hiçbir şey için geç değil midir? Benim özel hattımdan alacağım soruları yanıtlamayla başlayalım haydi beraber. Evet, annem hemen oradan öpücük göndermiş. Yönetmenim, uzatayım mı telefonu size, bir bakmak ister misiniz? Çok teşekkür ederim Mustafa yönetmenim, sağ olsun, destek verecek bana buradan, teknik destek. Annem oradan bu vefasız ve hayırsız kızına öpücük göndermiş. Annemi aramıyorum ne zamandır, 2-3 gündür ben yoğundum, şehir dışında eğitimdeydim. Çok teşekkür, o süper, işte teknolojiyi bilmek böyle bir şey. Yönetmenim halletti, tamam, SMS'e gerek yok, WhatsApp'tan yazabilirsiniz, buyurun, telefonumuzu halletti. Anneciğim çok öpüyorum seni, beni sevdiğin için teşekkür ederim. Bugün yine buluştuk, çıkınca arayacağım ama inşallah. Çok öpüyorum anneciğim seni de. Arkadaşlarımıza çok öpüyorum, çok teşekkür ederim. Güzel şeyler yazdınız. Şimdi ben eğer bir hedef belirlediysem, bir yola çıktıysam ve bu yolda yolu devam ettirirken başıma gelen zorluklarda, sıkıntılarda, yaşadığım enerji kayıplarında eğer enerjim düşüyorsa tabii ki ne olacak? Öncelikle durmayı tercih edeceğim. Bir duracağım ve yani o sürece bakacağım. O düzeni neyin bozduğuna bakacağım doğal olarak. İşte mesele durduktan sonra nasıl devam ettiğiniz veya edip etmediğiniz, mesele bu. Mesele motivasyonunuzu tekrar nasıl kazanacağınız. Hiçbir şey için geç değil anonsunu asistanlarım sabahleyin sosyal hesaplarımızda paylaşınca birçok danışanım bana özel mesajlarımdan hep şunu söyledi. Orada ben bir şirkette bir toplantıdaydım. Sonra bir seans, sonra hemen kanal ancak yetiştim. Geri dönemedim. Ama o okuduklarımın çoğunda şu vardı. Yani hocam bazı şeyler için çok geç. Evet, tabii ki bazı şeyler için çok geç oluyor. Bazı şeylerin telafisi olmuyor ama burada ne yapmak lazım biliyor musunuz? Bir kazanımla, o kötü deneyimi ve tecrübeyi bir kazanımla atlatmak ve kurtarmak lazım.
Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer gerçekten hiçbir şey için o anda geç olmadığını düşünüyorsanız veya geçtiğini düşünüyorsanız bir daha böyle bir şey yaşamamak için ne yapmak lazım? O zaman zarardan kâr etmeye çalışmak lazım. İşte bu da bir kazanım bizim için. Şimdi zamanın telafi edemediği, kaybettiğimiz insanlar, hani hem vefat anlamında bunu söyledim, hem de duygusal olarak artık o kadar kırıp, o kadar yorup hayatımızdan çıkartmak zorunda kaldığımız ya da çıkartıldığımız hayatlar var. Şimdi burada da eğer baktığınızda olaya geri dönüşü var mı yok mu, artık geri dönüşü yok, çabalamayayım derseniz, o yaşadığınız deneyim her o deneyimin ve benzerini tekrar yaşayacağınız için hayat bize mutlaka gösterecek. Orada nasıl önlem alınması gerekir ve bir daha bunları yaşamamak için ne yapmamız gerekir, ona bakmak lazım. Ne kadar harika bir reaksiyon. Hemen bir SMS geldi. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum demişsiniz. Evet, tabii ki radyonuza memnuniyetle konuk olurum. Çok da mutlu olurum, gurur da duyarım. Detayları bana kesinlikle iletin lütfen. Uygun bir zamanda radyonuza memnuniyetle konuk olurum. Şimdi hemen soruları yine bakıyoruz. Evet, çok teşekkürler. Bahçeşehir Üniversitesi'nden sevgili Gökçe Çanakkaleli, aynı zamanda Bağ Radyo'nun da koordinatörlerinden ve DJ'lerinden, ne zamandır beni kolluyor, oraya davet ediyor ama bir türlü yoğunluktan fırsat bulamadım. Tamam, inşallah sevgili Gökçe Hanım, ilk fırsatta bir İstanbul turu planlayıp sizin radyonuza memnuniyetle ve gururla konuk olacağım. Yayınımızı şu anda izliyormuş. Çok teşekkür ediyoruz aynı zamanda da. Çok öpüyorum sizi de tekrar. Hiçbir şey için geç değil demişsiniz ama yine aynı mesajları alıyorum. Hemen bir tanesini okuyayım size. Hocam, ben artık telafisi mümkün olmayan çok durumla karşılaştım. Biraz açmak ister misiniz konuyu demiş izleyicimizin birisi. Açarım tabii ki, memnuniyetle açarım. Eğer hayattan pes ederseniz ve bir şey için artık geçtiğini düşünmeye başladığınız anda o konu ve o süreçle ilgili bir daha ilerleme kaydedemezsiniz ve bir daha başarı gösteremezsiniz. Çünkü ringe artık beyaz havlu atmış bulunursunuz ve bunun telafisi yok. Ve bunun artık tekrar kurtarılır tarafı kalmayacak. İnancınızı yitireceksiniz çünkü. Bütün bunların altında kişinin kendini sevmesi, kendine inanması ve kendine güvenmesi var. Geçtiğimiz hafta 3 günlük uzun soluklu bir eğitimdeydim. Bakanlığın bir eğitimindeydim. 3 tam gün 9'dan 4'e kadar çok farklı konularda eğitim verdim. Kişisel gelişimin farklı konularında. Sınıfım 300, 220-230 aralığında seyretti katılımcı yoğunluğum. Her konunun sonu mutlaka kişinin kendini sevmesine ve kişinin kendine inanmasına geldi. İstisnasız her konunun altında katılımcılarımla beraber soru cevapların da altında kişinin kendini sevmesi, kendine çok iyi inanması ve kendini tanıması çıktı. İşte o hiçbir şey için geç değil slash bölüyorum. Kendinizi tanıma ve kendinizi sevmenizle çok ilgili işte. Yani eğer ben kendimi tanırsam ve nerede nasıl başarılı olacağımı bilirsem gerçekten hiçbir şey için geç olmuyor. Gerçekten olmuyor. Bu sefer ne hissediyorsunuz biliyor musunuz? Evet, düştüm. O deyimi bilirsiniz. Yerden bir avuç toprakla kalkmak, bir kazanımla kalkmak. Düştüm ama düşmeden önce elimde bir avuç toprak yoktu. Şimdi onunla kalkıyorum, bir kazanımla kalkıyorum. İşte burada hiçbir şey için geç değilin gerçek anlamı ortaya çıkıyor. Bu olayda düşebilirim. Evet, düşmeyi şu anlamda da kullandım. Dibi gördüm, bitti. Bu kadar. Süreç bitti ve ben başarısız oldum. Ya da dosyayı kapatıyorum kısmından sonra ne var biliyor musunuz? Tekrar ayağa kalkmak için yerden bir avuç toprakla kalkmak lazım. İşte o hiçbir şey için geç değilin altında yine bu var. Hırs mı demiş izleyicimizin birisi? Evet, hırs. Yani yaşama tutunma hırsı, yaşama hırsı. Sadece başarı hırsı ve işte başka insanların önüne geçme ve ileriye gitme hırsı değil, yaşama hırsı. Ve yaşadığınız o olumsuz her neyse bir daha o ve benzeri şeyleri yaşamamak için önlem alma hırsı. Eğer hani
Hani siz hırs olarak tanımlıyorsanız, sevgili izleyicim için söylüyorum, evet o zaman bu bir hırs. Ama eğer ben bir şeyden pes ettim ve bunun artık bir daha telafi olmayacağına inanıyorum diyorsanız, oraya nokta koyduğunuz andan itibaren zaten gelişemeyeceksiniz ki o konuda. Zaten ilerleyemeyeceksiniz. Belki evet hırs olarak şey yapılırsa, tanımlanabilirse evet hırs. Çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler söylemişsiniz. Ben bu stüdyo ışığına bayıldım. Gerçekten öbürü beni daha yorgun gösteriyordu. Olmadığım halde ışığın azizliği. Yıllarca biz bunları ünlülerin gerçekten mazereti gibi görürdük. Hayır efendim, öyle bir şey yok. Gerçekten ışık yanlış açıdan geldiğinde sizi olmadığınız şekilde gösterebiliyor. Tolga yönetmenime de çok teşekkür ederim. Mustafa yönetmenim, Mehtap yönetmenim ve adını daha telaffuz edemeyeceğim bir sürü burada emekçi. Stüdyonun bu ışığı, bu hali muhteşem oldu. Çok da güzel bir enerji yaydı. Herkese çok teşekkür ederim burada tekrar. Evet, şimdi tekrar altına indim programın konusunun. İşim için geç değildir. Tekrar ayağa kalkmak, tekrar motive olmak, kaldığımız yerden devam etmek. İzleyicimizin birisi demiş ki, hocam ben çok zaman alıyor, yani benim tekrar ayağa kalkmam zaman alıyor, ne tavsiye edersiniz demiş. Herkesin biyolojisi, herkesin psikolojisi kendine göre değişiklik gösterir. Ben kötü bir şeyle karşılaştığımda benim 5 dakika zamanımı alır bu toparlama, sizin yarım gününüzü alır, sizin günü devirmeniz gerekir, yatıp kalkıp ertesi yeni bir güne başlamanız gerekir ancak unutmak için. Bu neyle ilgili biliyor musunuz? Yaşamsal becerimizle ilgili ve duygu durum grafiğimizin, hani o inen çıkan krizler yaşayıp çıktığımız, sonra aşağı düştüğümüz, işte o duygu durum grafiğimizle nasıl baş edebildiğimiz çok önemli bizim için. Bu bununla ilintili aslında. Bu bununla ilgili yani. Bunu nasıl aşabiliriz? Kendinizi çok iyi tanırsanız, üzüntülü ve kriz anlarında kendime ben nasıl faydalı olabilirim? Bu durumdan nasıl kolay çıkabilirim mi eğer çok iyi bilirseniz, zaman kazanırsınız. Yani doğru yöntemi arayıp bulurken, bulmaya çalışırken zaman kaybetmezsiniz. En azından buna yarar bu. Çünkü dediğim gibi o durma ve düşme anlarında tekrar sizi ayağa kaldıracak şey yine sizsiniz. Yine sizsiniz. Yine sizin motivasyonunuz. Çevreniz, en derin acıları düşünün. Allah gecinden versin. Evlat kayıplarını düşünün. Aileden en sevdiğinizin kaybını düşünün. Çevrenizde sizi çok seven insanlar var. Dualar ediyorlar. İşte tesellide bulunmaya çalışırlar. Başsağlığı dilerler. Hep yanınızda olurlar. Hadi biraz dinlen. Hadi biraz ye. Hadi biraz uyu. Peki hangisi veya hangileri gerçekten sizin size gösterdiğiniz ya da göstereceğiniz kadar fayda gösterir? Hiç kimse, değil mi? Ve hiç kimse sizi gerçekten iyi anlayamaz. İşte tam da bu. Tam da bunu söylemek istiyorum. Zaten derman, dert sizdeyse derman da sizde olduğu için o süre, o atlatacağınız süre tamamen size bağlı. Sizin kendini tanımanıza ve sizin kendinizi, kendinizdeki o dinamiği nasıl dışarıya çıkartacağınıza bağlı. Evet, bakalım başka hemen bir soru daha alalım. Çok teşekkür ederim. Sevgili Beyza'cığım hemşirelik okuyor. Çok teşekkürler. Bizim hikaye anonslarımızda, program anonslarımıza demiş ki, ya ben kaçırdım derste olduğum için, artık tekrarını seyredeceğim demiş. Sevgili Beyza'cığım, Aydın'da hemşirelik 3. sınıfta çok harika, cemal bir sağlıkçı geliyor. Olsun, gönüller bir, tekrarlarını seyredersin Beyza'cığım. Önemli olan beraber olmamız, zaten bizim için önemli olan bu. Hiç üzülme, gönüller bir olsun. Şimdi hemen bir soru alacağım. Ben soruyu okudum, sizinle paylaşmak istiyorum. Aralarda sosyal hesaplarıma gelen sorulara da bakıyorum. Hemen bakalım. Sevgili hocam, yine çok güzel bir konu seçmişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Özellikle çocuklarımızı yetiştirirken hiçbir şey için geç değili nasıl vurgulamalıyız? Ne kadar güzel. Profilden bir beyefendi olduğunu görüyorum. Muhtemelen.
olan bir baba ne kadar güzel ki burada öğrendiği bir şeyi ya da öğreneceği bir şeyi hemen çocuğuma nasıl öğretebilirim, doğru yöntem ve yol nasıldır bize soruyor. Çok teşekkür ederim. Güzel bir konu. Hep benim bir koç olarak, profesyonel bir iletişimci olarak hep önüme gelen bir konu. Çünkü bir şekilde her danışanımın koçluk süreci boyunca ya da eğitimlerde katılımcılarım teneffüslerde, aralarda yanıma gelirler, molalarda. Yani bir şey anlatırlar ve hep bir pes etme görürüm. Hani anlatır süreci heyecanla izliyorum, dinliyorum. Ne oldu? Sonrası bıraktım. Sonrası pes ettim. O yüzden konu bugün bu. Yani o kadar çok sık karşılaşıyorum ki son zamanlarda hep pes etme, hep bırakma, hep inanç yitirme, hep umut yitirme. Konu bundan mütevellit efendim. Hayatın içinden bizim, yine sizin, benim, hepimizin yaşadığı şeyler. Konuyu beğendiyseniz ne mutlu. Çok teşekkür ederim. Evet, hemen onu da konuşalım. Çok teşekkür ederim. Şimdi dediğim gibi çocuğunuza bunu belki çocukken hırsla değil ama mücadeleci kimliklerini pes etmeden, mücadeleci kimliklerini bırakmalarına izin vermeden herhalde yetiştirmek lazım. Yani tabii ki doğru zamanda ve doğru yerde bırakmayı da öğreteceğiz. Yani tabii ki çok ısrarın, çok zorlamanın, çok üstüne gitmenin, süreci zorlamanın zararları var. Benim ona hiç şüphem yok ama nerede duruyoruz? Doğru zamanda mı? Yani bir problemle karşılaştığımızda hemen ilk önce mi pes ediyoruz? Yoksa hani A yolunu denedim olmadı, B'den gittim olmadı. Ben bir de bir işte harita çizdim, C'den de bir daha ulaşmayı deneyeyim. Elinizden geldiği kadar fiziki koşullar, ekonomik koşullar, psikolojik koşullar, biyolojik koşullar, hepsini değerlendirdiğinizde elinizden gelenin sonuna kadar yaptığınıza inanıyorsanız şayet, evet yani demek ki bir yere kadarı da kısmet, tevekkül. Ama benim duralım dediğim şey ne biliyor musunuz? Duralım. Yani nerede duralım? Erken mi durduk? Kendimizi sınamadan mı durduk? Bizim dışımızda gelişen bir şeye öfkelenip mi durduk? Yoksa yanlış hedef belirleyip mi durduk? Yani o durmaların sebebi, o durmaların çözümü, o durmalar, işte pes etmeler, bu hiçbir şey için geç değildir'in kaynağı zaten bu biçimsiz durmalar, pes etmeler. O yüzden çocuklarımızı çok hırslı değil, çok kendinizden vermeden, çok kendinizi hırpalamadan, çok böyle hasta olma, hastalık boyutuna gelmeden, doğru yerde durarak, doğru yerde pes etmek değil ama o, durmak, plan değiştirmek, başka bir plan yapmak veya süreci noktalamak, süreci sonlandırmak, pes etmek başka bir şey. Çocukları böyle yetiştirebiliriz. Çocukları hemen pes etme diye yetiştirebiliriz. Sakın pes etme değil. Çünkü bakın, onun da hemen ben size bir dezavantajından bahsedeyim. Çocuklarımızı yetiştirirken aşırı hırslı, aşırı mükemmeliyetçi yetiştirdiğimizde başarısızlığı bünyeleri tanımlamıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Hayat tabii ki bize de başarısızlık getirecek. Siz şu anda ekranın karşısında olan izleyicilerim için söylüyorum. Her yaş grubu ve iki cinsiyet için de söylüyorum. Hiç mi başarısız olmadınız? Ben çok oldum. Ama ne oldu biliyor musunuz? Neden başarısız olduğuma baktım. Bunu bir daha yaşamamak için ne yapmam gerektiğine baktım. Başka yollar denedim. Yani eğer biz çocuğumuzu sürekli asla pes etme, mutlaka başaracaksın, illaki başaracaksın diye yetiştirdiğimizde bünye başarısızlığı tanımlamıyor. Bu sefer ya o süreçle ilgili çevresine bir negatif bir şey yansıtıyor, uyumsuzluk gibi. Ya kendisini ötekileştiriyor, kendisi sürecin dışına çıkıyor. Ya kendisine küsüyor, ya topluma küsüyor, ya yaptığı işe küsüyor. Bu meslek bırakma, okul bırakma, üniversiteyi bırakmaya kadar gidebiliyor. Ya da kendine inancı ve motivasyonu o kadar zayıflıyor ve o kadar olumsuz hale geliyor ki baş edemiyorsunuz yani, baş edemiyorsunuz. O açıdan
bir bakmak lazım ki çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz, hemen nasıl çocuklarımıza mükemmelliyetçiliği ya da başarıyı nasıl empoze ediyoruz, bizim için oldukça önemli. Efendim saçımı şöyle alayım, mikrofondan ses kalitemiz düşüyor, o yüzden bu tarafa aldım hemen. Şimdi teşekkür ederim çok güzel yorumlarınız için. Aralarda çok güzel mesajlar geliyor. Teşekkür ederim. İzleyicimizin birisi Ton TV'nin değişen ve gelişen yüzünden bahsetmiş. Bunu fark etmiş olmanız, zaten fark etmemek imkansız ama daha dikkatli, iyi takipçilerimiz için, güzel izleyicilerimizin ancak anlayacağı detayları fark etmiş. Çok teşekkürler. Evet, Ton TV'nin yüzü gerçekten değişiyor. Çok da güzel bir çehreye büründü. İnşallah size hak ettiğiniz kaliteli yayını, kaliteli programları ben ve diğer programcı arkadaşlarımız inşallah verebiliyoruzdur. İnanın burada biz, ben bu işin işte bu bir saati, diğer arkadaşlarım farklı günler ve saatler birer saati ya da birer ikişer saatini kaplıyor ama arkada gece gündüz çalışan çok büyük bir ekip var. Çok bunu hani metafor yapmadan kullanmaya çalıştım, özellikle gerçekten gece gündüz çalışan çok büyük bir ekip var. Hep söylerim, çok sevdiğim bir sözdür. Başarı asla tesadüf değil. İnanın tesadüf değil. Görmüş olmanıza çok sevindim. Çok teşekkür ederim tekrar ve tekrar. Çocuklara bunu yapabiliriz. Yani çocuklarımız için yapabileceğimiz tek şey hırslı olmaları, hemen pes etmemeleri ama nerede durmaları gerektiğini de bilmelerini sağlamak. Yani sonuna kadar gitti, bir süre sonra o hırs yakıcı ve yıkıcı hale geliyor. Çünkü o hedefe öyle odaklanıyor ki, o hedefe ulaşmak için arkadaşlarını kırmak, hak yemek, başkalarının omzuna basarak çıkmaya çalışmak gibi, hani böyle gözünü hedefe kilitleyip çevresinde ne var hiç ona bakmadan eğer sürece devam ederse, çocuğunuz için ilerleyen aşamalarda ne yalnızlık var, yani ötekileşme ve yalnız kalma, yalnız hissetme var. O açıdan kesinlikle bu böyle öğretilebilir. Çok güzel bir motivasyon konusudur ki, çok da güzel bir motivasyon amacı aslında, motivasyon tekniğidir ki asla pes etme. Çok duymuşsunuzdur kişisel gelişim kitaplarında, işte güzel sosyal medyadaki o aforizmalarda, asla durma, asla pes etme. Ama bu gerçek hayata bunu vurguladığımızda, bir iş başvurusu yaptığınızda düşünsenize, kaç tane iş başvurusu, kaç CV, kaç yere başvuruyorsunuz ve kaçından olumlu yanıt alıyorsunuz ya da kaç kere bir iş kurup tekrar batma demeyeyim de başarısız olup kapatıp yeniden ayağa kalkmaya çalışıyorsunuz. Kaç kere küllerinizden doğmaya çalıştınız. Kaç kere bir ilişkiyi, ikili ilişkiyi dibe çökertip, kalitesini bozup, iletişim kalitesini bozup ilişkinin, kaç kere dönüp dönüp de tekrar o ilişkiyi kurtarmaya çalıştınız. Eşiniz olur, çocuğunuz olur, müdürünüz, amiriniz, hiç fark etmez. Çok oldu değil mi? Çok oldu. Sayısını hatırlayamazsınız bile. Çünkü hayat bu. Hayat her şeyi bize getirecek. Anneannemin çok güzel bir sözü vardı. Gökten ne yağmış da yer götürmemiş derdi. Çok severdim bu sözü. Annem de bir ara bunu kullandı. Biz gençken ben bunu çok anlamlı bulamazdım. Ne biçim yani. Tabii ki gökten yağmur da yağar, dolu da yağar. İşte kırağı da olur, çiğ de olur, yer tabii ki kaldırır derdim. Ama meselenin bu olmadığını yaşamaya başlayınca, hayatı deneyimlemeye başlayınca anladık ve öğrendik efendim. Gökten ne yağmış da yer götürmemiş. Başarısızlıklar bizim için hiçbir şey için geç değil kısmı ayağa kalktığınızda başlıyor. Hani o cümlenin asıl anlamı ayağa kalktığınızda başlıyor. Hiçbir şey için geç değil başlığı. O yüzden herhalde birazcık daha motive etmek gerekiyor. Labseki'den yazmışlar sevgili izleyicilerimiz. Çok güzel şeyler yazmışlar. Labseki bizi izliyor, Çan da bizi izliyor. Tüm Türkiye izliyor, dünyadan birçok ülke bizi izliyor. Çok teşekkürler, sağ olun tekrar ve tekrar. Evet.
Teşekkür ederim. Konu nereden aklınıza geldi demiş yine bir izleyicimiz. Az önce anlattım. Çok pes eden insan görüyorum. Çok hayattan hemen umudunu kesen insan görüyorum. Şunu da yazmışsınız. Aslında hocam hiçbir şey için geç değilin altında yine de umut var değil mi demişsiniz. Tabii ki umudunuzu yitirmediğinizde hayata dair, insanlığa dair ya da başka insanlara dair, en önemlisi kendinize dair umudunuzu yitirmediğinizde zaten ne oluyor? İşte artık çok geç cümlelerini sarf etmiyorsunuz doğal olarak. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Motivasyon zaten sizi böyle sürekli bütün gün güdüleyen, bütün gün ateşleyen bir şey değil zaten motivasyon. Motivasyonun da enerjisi düşer. Motivasyonun da harareti azalır. Kendinizi nasıl motive ettiğiniz çok önemli. O ateşi tekrar nasıl harladığınız önemli. O yüzden umut bittiğinde tabii ki hayata dair tüm beklentiler maalesef azalıyor ve maalesef bitiyor. Tüm beklentileriniz de aşağı çekiliyor haliyle. Umutla ilgisi var mı demişsiniz? Kesinlikle umutla çok ilgisi var. Kesinlikle umutla çok ilgisi var. Çok teşekkür ederim. Evet, ışığın iyi olduğunu şimdi burada büyük bir ekranımız var. Orada aralarda kendime bakıyorum. Aşağıda da bir yine küçük bir ekranım var kendime izlediğim. Evet, ışıktan bahsetmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Güzel kaliteli bir yayını fark etmiş olmanız beni ayrıca mutlu ediyor. Demek ki gerçekten duyarlı ve yakından takip eden izleyicilerimizdensiniz. Çok teşekkürler. Bir tane izleyicim sosyal hesaplardan DM vurmuş. Girmek istedim yine de bu konuya. Bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Hemen açalım bakalım. Ön izlemeden ben gördüm soruyu ama. Güzel bir soru. Hocam demiş yine izleyicimizin birisi, sosyal hesaplarda sürekli motivasyon cümleleri görüyoruz ama ne kadar faydalı tartışılır demiş. Evet, güzel bir şeyler söylemişsiniz. Ne kadar faydalı olur? Hani bu hiçbir şey için geç değil, asla pes etme, hep yürü, hep ileri, daima ileri tarzı cümleler, aforizmalar. Eski yazarların, ünlü isimlerin hayata dair paylaşımları, yanında yazılar, güzel işte görsellerle var. Aslında iyi ki varlar. Yani yoksa sosyal medyanın bence elle tutulur başka hiçbir tarafı yok. Herkes yediğini ve işte gezdiğini, içtiğini paylaşıyor. Bence o aforizmalar, o güzel özlü sözlü paylaşımlar bence iyi ki varlar. Bence başka bir esprisi yok o hesapların zaten. En azından bizler bile bilmediğimiz bir şeyi öğrenip, hele genç nesilleri, güzel bir edebiyat dokunuşları oluyor. Ne kadar faydası olduğunu tartışırım. Neden tartışırım? Sizinle beraber tartışırım. Kişinin aldığı kadar faydalı çünkü. Çok güzel bir söz var. Maşrapası küçük olanın deryayı suçlamaya hakkı olmaz diye. Yani eğer o sözleri okuyanın maşrapası küçükse deryayı suçlamaya hakkı yok zaten. Maşrapa meselesi efendim. Yani oradaki hazne, aldığı hazne ve algı meselesi. Şuna geleceğim tekrar. O tür aforizmalar, o tür güzel sözler, hiçbir şey için geç değil, asla pes etme, zor olacak, ilk başlarda zor olacak, öyle bir hadis de var, zor olacak ki tabii ki güzel olsun, hani Allah sabredenlerle beraberdir gibi çok güzel ayetlerimiz de var. Şimdi bunları okuyor, ben okudum, kenara koydum. Normal hayatıma devam ediyorum. Şimdi bir anlamı yok bunun. Yani eğer ben bundan bir ders, bir kıssadan hisse çıkarmayacaksam, kendi yaşadığım şeylerle beraber eğer buna bir derse çevirmeyeceksem, tabii ki bana faydası olmaz. Ekranı kaydırırken geçer. Ama durup okuyup üzerinde durup düşünürsem, durup bakarsam, dersem ki evet ya, ben de işte atıyorum örneği. Yüksek lisans için çalışmayı bırakacaktım. Hayır, niye pes edeyim? Ben de bırakmayacağım. Ya da işte filanca sınavım için, ya da şununla aram bozuktu. Hayır, ben bu ilişkiyi tekrar yönünü çevireceğim. Bu iletişimi kurtaracağım gibi. Neyse o andaki mevzu. Bir adım atmazsam zaten anlamı yok. Yani zaten dediğiniz gibi, ha orada bir ürünün reklamı geçmiş, ha böyle bir cümle geçmiş. Zaten başka bir anlamı yok. Evet.
Çok teşekkürler, sağ ol. Gökçe'cim ne güzel şeyler söylemişsin. Takip ediyorsun bizi, biliyorum. Al tabii ya, neden almasın? Gökçe de aynı şeyi söylüyor. Bence de diyor ki Gonca abla, biz yediğimiz İskender'i paylaşmalıyız artık. Çok güzel. Bence de. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel şeyler söylemiş. Gökçe de bir öğrenci. Gökçe de pes etmeyenlerden. Hemen şunu söyleyeyim. 2 yıl üst üste mezuna kaldı ve istediği bölüme ne yaptı etti girdi. İşte inat mı, hırs mı, lüzumsuz çaba mı dediğiniz anda istediği yere girdi ve neyi anladık? Evet, hiçbir şey için geç değil anladık efendim. O zaman bunda çok ütopik bir cümle olmadığını, hayatımızda doğru yerde, doğru zamanda uygularsak bu metaforu, bu hayat mottosunu, evet gerçekten hiçbir şey için geç olmadığını görüyorsunuz. Sadece kayıplarda şunu söyleyebilirim ki kayıplarda, yani vefatlarda bazı şeyler için geç olabiliyor. Çünkü o kişiyi tekrar karşımızda görüp bunun özrünü dilemek ya da onun içinde kalan şeyleri paylaşmak, yaşamak, ona yaşatmak ya da bizim yaşamamız mümkün değil. Keşke mümkün olsa. Çünkü hepimiz zaman zaman kesinlikle sevdiğimiz insanları kaybettik, kaybediyoruz. Ben de dahil bu acı tecrübeyi maalesef ki yaşadım. Allah daha yaşatmasın inşallah ama burada hiçbir şey için geç değil, buraya nasıl oturturuz? Hemen söyleyeyim efendim. Kaybettiğimiz kişilerdeki pişmanlıklarımız, üzüntülerimiz, vicdan azaplarımızı geride kalanlarla yaşamayarak. Böyle. Kaybettiğim insan için keşke gelseydi şöyle şöyle yapardık. Keşke gelseydi bunu yapardım. Keşke gelseydi, keşke burada olsaydı ona şunu söylerdim. Daha çok sarılırdım, daha çok öperdim, daha çok onu sevdiğimi söylerdim. Ya da şu konuda özür dilerdim dediğiniz bir şey varsa geride kalan sevdiklerinizle bunları bu olumsuz şeyleri yapmayarak, yaşamayarak, onları böyle hissettirmeyerek işte buradan da hiçbir şey için geç değili böyle dönüştürebilirsiniz olumlu bir şeye. Gerçekten o zaman hiçbir şey için geç olmadığını gerçekten görüyoruz. Gökçe söylemeyeyim dedim ama hadi söylüyorum. Gökçe demiş ki 4 sene demiş, keşke 2 olsaydı demiş. 4 oldu mu Gökçe ya? Gökçe büyüdün o zaman, sen böyle bir yaş aldın yavrum. Gökçe'cim benim ya. Gökçem 2 yıl olsun, 3 yıl olsun, 4 yıl olsun, hadi 5 yıl olsun ne fark eder? Sen şu anda hayal ettiğin noktadasın değil mi? Hayal ettiğin yerdesin ve çabaladığın yerdesin. Bitti. Yani hiçbir şey için geç olmadığını gördük. Mesele bu. Sakın, sakın, sakın üzülme, sakın. Şimdi bir izleyicim var Çan'dan, bana mütemadiyen yazar böyle. Az önce de yine bir mesaj geldi, orada bir resmi kurumda memur. Çok güzel bir şeye değinmiş, sizinle paylaşmak istiyorum. Mesajın içinde bir yandan bana özel birkaç sıkıntısını da anlatıp tavsiye istediği için içinden ayıklamaya çalışıyorum ama hani alabildiğim kadarını söyleyeyim. Hemen paylaşayım alabildiğim kadarını. Evet, isminizi vermeyeceğim, tabii ki vermeyeceğim. Çok teşekkür ederim özellikle bu güzel paylaşım için. Çok teşekkürler. Hayatımda geldiğim ve en sevdiğim noktaya her zaman pes etmeyerek geldiğimi fark ettim. Bugüne kadar elde ettiğim hiçbir başarı bana hazır sunulmadı. Hem ben elde ettim, hem bunların çoğuna bakıyorum. Geçmişe dönüp baktığımda eğer pes etseydim zamanında çoktan geldiğim noktanın zerresini göremezdim demiş. Aslında beyefendi bize durumu o kadar güzel ifade etmiş. O kadar güzel anlatmış ki özellikle o hani hayal ettiğim durumun zerresini göremezdim kısmı gerçekten tam benim bu bir program boyunca size anlatmak istediğim şeyin
özeti ve yaşanmış bir şey. Beyefendi yaşadığı bundan önceki sıkıntıları veya bundan önceki pes etme işlerini, etmemelerine baka baka şunu görmüş. Geriye dönüp baktığında elde ettiği başarılar ya da sınıf atlamaları, evlenmeler, muhtemelen işte işe girmeler, sınav kazanmalar, krizleri yönetmelerden bahsediyor çok muhtemel. Pes etseydim diyor, bunun şu anda zerresini göremezdim. Süper. Çok teşekkür ederim. Kaderci yaklaşmamak mı mesele? İşte kaderci yaklaşmamak, yani hani ya çok da zorlamamak lazım, bir hayır vardır. Tabii ki bir hayır vardır. Muhakkak. Zaten şer yok aslında. Yaşadığımız her şey hayır. Her şey yoruma bağlı. Her şey nasıl baktığınıza bağlı. Ama şunu düşündünüz mü? Biz kulların kaderini çabasına bağlı kıldık. Böyle bir ayet de var. Hadis olabilir, hafızam yanıltmasın. Yani siz kaderinizi kendi çabanızla belirlersiniz. Tamamen çabalanmış, belirlenmiş ve bitmiş hali kaderimiz zaten. Tabii ki kaderimiz o ezelden yazıldı, defter katlandı, kenara kondu. Onu değiştiremiyoruz ama çabalamış ve çalıştığımız haliyle zaten kaderimiz yazılıyor. Ya bilmiyorum, burada çok kaderci mi yaklaşıyoruz? Bazen tembel insanların kadere de çok fazla yüklendiğimizi, bazen kadere çok fazla boyun eğdiğimizi, kadere çok fazla ya da bahane bulduğumuzu da görüyorum. Bu da beni çok üzüyor. Bir şey, bir sınav, sınav için gerekli belgeleri hazırlamamış, son ana kadar beklemiş. Neden diyorum, neden? 15 gün vardı, tüm belgeleri hazırlamaya vakit vardı. İşte fotoğraf değiştirmeye, çekmeye, kimlik değiştirmeye vakit vardı. Şey der mesela danışanım, ya kader demek ki kaderimde yokmuş, hani kısmet değilmiş. Ya hayır işte, ne zaman kısmet değil? Çabalarsın, her şey yaparsın, evrakların tam olur, işte ön görüşmesine gidersin, mülakatlara gidersin, hazırlanırsın, her şeyi denersin de başarısız olursun. Evet canım, kısmet, yani ölecek de değilim bunun için. Ama daha evrakları hazırlayamamışım, kısmet. Ya hayır, kısmet nerede burada? Yani kader bunun neresinde, çözemiyorum. O yüzden kaderci yaklaşımı bu anlamda çok tavsiye etmiyorum, tasvip etmiyorum. Yoksa ben de tabii ki kadere çok inanıyorum. Ben de tabii ki kadere, bazı şeylerin alın yazısı olduğuna inanıyorum. Aslında her şey kader öyle bakarsanız, ama bilmiyorum ki. Ne konuştuk değil mi bugün? Çok güzel yorumlar alıyorum ama aralarda şey, mesela benim nokta noktam da hırsım olmasa böyle olmazdı diyorsunuz. Mesajı okuyamıyorum. Ama çok teşekkür ederim. Sevgili Gökçe'cim, ne kadar güzel fotoğraflar. Benim ekran görüntülerimi alıp göndermiş bana. Evet, gerçekten izliyorsun. Zaten interaktif yazıyor bana şu anda da. Bu ekran kalitesi ve görüntü kalitesiyle ilgili paylaşmış. Çok teşekkür ederim Gökçe'cim. Tekrar çok teşekkür ederim. Kader bir yere kadar, kadere bir yere kadar sığınacağız. Kaderden bir yere kadar besleneceğiz. O bir yere çok iyi bakmak ve çok iyi değerlendirmek lazım. Kader hep de kader, hep de kader. Hayır, kader değil, çabalayacağız. Hiçbir şey için geç değil. Eğer dini inancınız, itikadınız çok güçlüyse zaten bunu teyit edecek inanılmaz derecede hadis de var dinimizde. Yani hiçbir şey için geç değil. Pes etme, çalış, bırakma, işin ucunu bırakma. Oradan olmadı bu yolu dene, buradan olmadı o yolu dene. Bunlar motivasyon konuları, bunlar motivasyon başlıkları altında olan hiçbir şey için pes etmemek lazım, hiçbir şey için geç değilden çıkar motivasyondur. Dediğim gibi yine motivasyon da aslında bizim kendimizi bu tarafa da hani entegre etme mi diyelim, eklenti halinde hayatın bir yerine kendimizi ekleme çabamız. Şimdi çok teşekkür ederim, sağ olun. Yine güzel yayınla, programla da ilgili bir şeyler söylemişsiniz bize. Efendim, bir tavsiyem var. Motivasyon kitaplarınızı günün belli saatlerinde, enerjinizin en düştüğü, enerjinizin en artık ya da motivasyonunuzun en aza indiği, en dibe indiği zamanlarda bir kullanın, okuyun. Yapabiliyorsanız
Alın kitabı. Bazı kitaplar internette PDF formatında indirmeye müsait. Yani yasal indirebiliyorsunuz. Öyle okumaya başlayın. Ben gündüz zaten enerjim bomba gibiyse o anda o kitabı okumak mı bana daha çok faydalı? Yoksa hani enerjim düştüğü anda güzel bir yazı, güzel bir söz, güzel bir fotoğraf, o pes etmek üzereyken, bırakmak üzereyken, o yola neden çıktığınızı hatırlamak için, neden bu yola baş koyduğunuzu ve bugüne kadar neler çektiğinizi anlatmak için inanılmaz faydası var. Hemen bakalım. Önümüzde iki yol var. Biri çaba ve emek ile bize yazılmış olanı, diğeri ise çabalamayı bıraktığımızda karşımıza çıkan yol. Bu seçim bizim irademize bırakılmıştır. Gökçe Gökçe olalı böyle harika, böyle mantıklı cümleler gerçekten çok kurar ama bu bir başka. Bu bir başka olmuş. Gökçe'cim harikasın ve çok doğru bir şey söylemiş. En hoşuma giden kısmı şu. İki yol var ama biri çabalayarak elde ettiğin, biri çabalamadan mecbur kaldığın, yani önüne düşen, mecbur önüne düşen yol, hani karşına çıkan yol. Bu iki yoldan birini seçmek bizim irademiz. Harikasın. O zaman pes etmek yok. O zaman hiçbir şey için gerçekten geç değil. Hocam çok polyanlacılık gibi geliyor diyorsunuz bazen benim yazdıklarım. Evet. Evet doğru. Yani bazen polyanlacılık gibi gelir ama ben gerçekçi olduğumu düşünüyorum. Çünkü hep insanların içindeyim, yaşamın içindeyim. Pes edince geriye dönüp ya keşke bırakmasaydım, bak oluyormuş, bak yapılıyormuş dediğinizi de görüyorum. Bazen de bıraka bıraka artık o böyle konfor alanına o kadar yerleşiyoruz, o kadar böyle içine giriyoruz ki o konfor alanının. Bazen şunu da görüyoruz bunun üstüne, çabalamayı da bırakıyoruz. Hani önceden 5 deniyorsak 3 deniyoruz, 3 de olmayınca 1 deniyoruz. Sonra da ya denemeyeyim, zaten olmaz ki, zaten olmayacak, zaten başaramayacağım diyoruz. Bak denemeyi bile bırakıyoruz. Niye? O çabalamayı kestiğimiz için ve hani hiçbir şey için geç değildir'e inanmadığımız için. Bu ne? Sizi nereye götürecek? Başarısızlığa götürecek. Nereye götürecek? Umutsuzluğa götürecek. Nereye götürecek? İnançsızlığa götürecek. Peki bütün bunların içinde bana hayatın zevkini anlatır mısınız? Ne zaman yaşayacağız? Ve bunun için mi geldik hayata acaba? Sorgulamak mı lazım acaba? Hayat amacımız ne? Biz bu hayata neden geldik? Niye geldik? Neler yaşamaya geldik? Bilmiyorum, birazcık böyle pozitif mi olmak lazım? Birazcık böyle hani bardağın gerçekten dolu tarafına mı bakmak lazım? İzleyicilerimize bazen şunu buradan söylüyorum, diyorum ki bana negatif olmanın bir faydasını söyleyin. Hani deyin ki ben negatif olduğumda böyle oluyorum. Ben negatif olduğumda bu oluyorum, şu oluyorum deyin. Hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü negatifliğin faydası görülmemiş. Negatifliğin işe yaradığı bir durum ben görmedim. Hani olumlu stres var ya, stresi ve öfke kontrolünü anlatırken derslerde de hep anlatırım. Hani o olumsuz stresten bahsediyorum aslında. Yıkıcı olan kısmı. Negatif enerji. Pes etmenin ben birisine faydası olduğunu daha görmedim. Doğru yerde bırakmak başka. Doğru yerde bırakarak boşuna enerji kaybetmeyi kesmek başka. O başka. Onu hani programın başında da söyledim. Doğru yer başka. Ama çabalamadan daha bırakmanın çok anlamlı şey olduğunu bilmiyorum. Buna çok katılmıyorum. Sevgili Erhan Bey yazmış. Çok teşekkür ederim Erhan Bey. Çok güzel yorum ve düşünceleriniz var yine. Çok teşekkürler tekrar. Şimdi programın formatı gereği tabii ki konuk da alıyoruz, dönem dönem konuğumuz da oluyor. Ama yaşam koçluğu, yaşamın içinden hep böyle seçtiğimiz konuları seçerken benim niyetim hep herkesin karşılaşabileceği, çok belli bir kesime hitap etmesin ki bu ekranların başında bizi izleyen herkes bir şekilde kendine dair, çevresinde, ailesinde, eşinde, dostunda, birilerine dair bir şeyler bulsun ki faydalansın. Ben bunu hep söylüyorum, hep istiyorum. Bu konular buradan
tam nokta atışı oluyor. Yani konular belirlenirken hep bu sebepten mütevellit. Biz kaynağını buradan seçtiğimiz için bu oluyor. Çünkü eğer gerçekçi olmayan bir şey konuştuğumuzda ve paylaştığımızda size zaten çok faydası olmayacak bunun. Bir yandan Erhan Bey şunu da söylemiş, çok teşekkür ederim. Herhalde muhtemelen yine Bandırma'dasınız, oradan yazıyorsunuz. Erhan Bey demişler ki, efendim çok teşekkür ederim. Ben bir idareci ve yönetici olarak personelimle ilk başta tanışırken pes etme direncine bakarım. Yani şu mudur, ne kadar zorlarsam bakalım ne kadarına dayanır, ne kadarına pes eder, ona mı bakıyorsunuz bilemedim ama bakın bir yönetici beyefendi bizimle bunu paylaşmış. Demek ki bir yönetici beyefendinin bile personelinde, ekibinde, ekip arkadaşında dikkat ettiği şey o dirayeti ve gücü. İşte bu mesleki olarak da sizin bulunduğunuz noktaya tutunmanız, tutunabilmeniz anlamında ne kadar önemli, gördünüz mü? Ne kadar faydalı bir şey pes etmemeniz. Demek ki yöneticilerimiz de bizi bu konuda böyle değerlendiriyor. Hani ne kadar iyi İngilizce biliyor, CV'leri nasıl, işte duruşu nasıl, diksiyonu nasılın dışında pes etme. Yani bu personel çalışırken zorlanacak, çalışırken tabii ki sıkıntı yaşayacak ya da iş arkadaşlarıyla ilgili yaşayacak. İşte o arada ne yapmalı? İşte o arada nasıl davranmalı? Ona bakmak lazım. Ve dediğim gibi eğer karşınızdaki insanın pes etme dirayeti, pes etme gücü, pes edebilme oranına bakıp yönetici ona göre şey de yapıyor. Yani hani ya bu birime acaba o kadar uygun mu? Hani bu yakında havlu atar. Bir de bunu toparlamayla uğraşmayalım. Hani bir de bununla uğraşmayalım diye bir yöneticimizin bizimle bunu paylaşması gerçekten oldukça faydalı. Çok da bunu faydalı buluyorum. Bu paylaşım bana çok faydalı geldi. Umarım siz de iş hayatımız adına gereken dersi çıkarmışsınızdır. Efendim, cümleyi toparlamak zorundayım. Şimdi tabii ki canlı yayın akışımız var. Yeni programlarımız da yine canlı yayın sürecinde devam edecek benden sonra. O yüzden yavaş yavaş toparlamam lazım. Müsaade istemem lazım efendim. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi tek tek tanımıyorum ama sevmek için tanımaya ihtiyacım olduğunu da düşünmüyorum. Bizi izliyor olmanız, takip ediyor olmanız, hayır dualarınız, başarı dilekleriniz sevmem için çok yeterli sebepler benim için. Çok güzel bir ilişki, çok güzel bir iletişim kurduk yıllar içinde. Ton TV ailesi gün geçtikçe giderek büyüyor. Ben de bundan çok memnunum. Hem kendi adıma hem arkadaşlarım adına. Efendim kendinize iyi bakın. Yine haftaya pazartesi günü saatlerimiz 15.00 gösterecek. İnşallah kısmet olursa ben yine karşınızda olacağım. Güzel bir konu buluruz. Belki bir konuk buluruz. Hayatın yine içinden, yine koçluk konularından, yine işinize yarayacak konulardan. Lütfen bana sosyal hesaplarımdan, kanalın telefonundan istediğiniz zaman ulaşın ya da konuşmamızı istediğiniz konular varsa beraber konuşalım dediğiniz onları da paylaşın ne olur. Ben hemen dikkate alıyorum, biliyorsunuz beni. Bir şey olursa zaten yanınızdayım. Her zaman yanınızdayım sizin. O zamana kadar efendim ne diyeyim? Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, empatik kalın, başarılı kalın. Aman ne olur sakin sakin öfkenizi kontrol ederek başkalarının hakkına saygılı kalın derim. Öyleyse efendim hoşça kalın.